Holografik bakışta 8. söze hoş geldiniz. Veyahut 8. söz holografik bakışa hoş geldi. Biz 8. söze hoş gelmiş olduk falan. Ama önemli olan, bir önceki programdan hatırlayalım. Biz dünyada ne yapıyoruz? Bizim ne tarafımız dünyada ne yapıyor? Yani ne demek? Sen kimsin? Sen kimsin? Benim dünyayla ilişkimi hani bedenim mi karar verecek? Beşeriyetim mi karar verecek yoksa ruhum mu karar verecek? Ben eğer bunlardan hangisiysem bunun üzerinden zaten yorum yapacağım. Dolayısıyla evet, ben kimim? Yani çünkü burada ruh beşeri zulümattan kurtarıyor diyor da bir kere ruhum diye bir derdin yoksa sen zaten zulümattasın. Ruhunun çıkmaya da bir derdiye de bir derdin yok demektir. Evet. Ruhunun farkında bile değilsen evet. Esas zulümat orada zaten. Çünkü insan çok ilginç bir varlık. Sıkıntı çeker, eziyet çeker, elem çeker, ızdırap çeker, tasaları vardır, dertleri vardır. Yani üzülür, hüzünlenir ve bunun nedenini bir türlü anlamaz. Psikiyatriste gider, ilaçlar kullanır. Bir sıkıntı var içinde. Bir sıkıntı var içinde, anlayamıyorum falan der. Kendini ceset olarak tarif eden bir insanın bu sıkıntının kaynağını bilmesi mümkün değildir. Yani vücudundaki bir tane maddeyi, serotonini yükseltip bilmem neyi, amigdala böyle bir tabirler var ya. Evet. Onlarla uğraşarak bu iş çözülmez. O bir yere kadar. Mesela mutlu değilseniz, işte serotonini arttırarak mutlu olursunuz. Ama huzurlu olamazsınız veya o derdiniz, o sıkıntı her neyse geri gelir. Değil mi? Sizi bırakmaz. Bırakmaz. Yani yok, o olay çözülmez. Aynı bu şey gibi yani açsanız gıda yersiniz, açlığınız geçer. Ama yine acıkırsınız. O ruhtaki şey her neyse onu hakikaten teşhis edip onunla ilgili bir aksiyon alamadıkça o dert de çözülmez. Ve çok enteresan, mide acıktığı zaman en fazla acıkır. Yani guruldar. Ama ruh acıktığı zaman dünyayı zindan eder. Burada güzel. Demek ki ayet, başlangıçtaki ayet bunu söylüyor. Allahu la ilahe illa hu, tamam. El hayyul kayyum. Burası güzel. Şimdi insan hayat sahibidir. Ama kaim değildir. Doğru. Yani insan kendisinde hayatı, kendisinde hayat olan bir varlıktır. Ama kayyum değil. Hayatı kaim değil. Yani hayatı kendiliğinden değil. Hayatını kendisi sürdürebilecek mahiyette biri değil. Dolayısıyla hayatı kaim olan ve daim olan, hayatı kendinden olan, hayatın gerçek sahibi olan birine muhtaç. Burada aslında bu Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyumla insanın tarifi yapıyor bir yönüyle de. Çünkü ruhu beşer buna ihtiyacı var diyor. Ya Allahu ve la ilahe illallah muhtaç diyor. Ne demek bu? Kayyum olan biri lazım diyor. Çünkü insan kaim olmadan, kayyum olan biri olmadan çok ilginç. Mesela sabah namazındaki yapılan tesbihatlarda da söylediğimiz bir şey var. Çok güzel. Allah, çok güzel. Çok güzel. Çok Allahu güzel. La ilahe illa hu el hayyul kayyum. Neydi yok? La ilahe illallah vahdehu. La şerike le. Lehul mülkü ve lehul hamdu. Yuhyi ve yumit. Bu şuna benziyor. Yuhyi ve yumit. Hayatı veren, vallahi, hayatı alan bitmedi. Ve huve hayyun la yemut. Yani kaim olan. Hayatı, şimdi yuhyi ve yumit. Ben de bir hayat sahibiyim. Ama ölüme de sahip olabiliyorum. Ölüm, benim için ölüm de var. Gerçek hayat sahibi kim olabilir? Hayatı elinde bulunduran ama ölmeyen. Yani hayatın kaim olan biri lazım. Hayatı daim olan biri olması gerekiyor. Dolayısıyla yaratık cinsinden bir şeyin la ilahe ile de ona bakıyor. İlah olamamasının asıl sebebi, yani ne ilah olamaz,
Ölen bir şey ilah olamaz. Geçici olan bir şey ilah olamaz. Kaim olmayan, daim olmayan, kayyum olmayan, her şeye dizginini elinde tutamayan biri ilah olamaz. Ama insan da, insan ruhu da beka olmadan huzur bulamaz. O zaman onun hayatı, onun hayatının yaşanır olabilmesi için, ruhun hayatının yaşanır olabilmesi için, ruhun hayatının tahammül edilebilir olabilmesi için kayyum olması lazım. Kayyum olması lazım veya kayyum birine dayanması lazım. Ya bir kayyumun olması lazım. Bir kayyumun olması lazım. Bir kayyumun varlığı ancak onu rahatlatabilir. Bir daim olan, evet, baki olan, sonsuz olan, sınırsız olan, her şeyin kaynağını kendinde bulunduran birinin varlığıyla ancak ne yapabilir? Ruh rahat edebilir. O yüzden niye bu ayeti getirdi bu cümlenin başına? Ruhu beşer için dinin gerekliliği bahsinin içerisine bu ayeti niye getirdi? La ilahe illallahu huvel hayyul kayyum. Yani tamam, la ilahe illallah, evet, hiçbir şey ilah olamaz. Hiçbir şey ilahlık vasfına sahip olamaz. Hiçbir şey benim sonsuz, ebedi, baki ihtiyaçlarıma cevap veremez. Çünkü hepsi sınırlı. Evet. Çünkü her şey geçici. Çünkü her şey fani. Çünkü her şey, nasıl söyleyeyim, zamana maruz. Firaka maruz. Ayrılığa maruz. Bekası yok. Evet. O zaman iyi, tamam, la ilahe, bunlar ilah olamaz. İllahu nasıl biri olması lazım? El hayyul kayyum. Ruhum diyor ki, evet, el hayyul kayyum olmadan ben rahat etmem. Yani hem varlığın hayatını sürdürecek hem de o varlığın yokluktan çıkarabilecek mahiyette, evet, onu kaim kılabilecek mahiyette biri olması lazım ki ne olsun? Benim ruhum rahat bulsun. Benim ruhum zamanın ve mekanın ve hayatın, arzuların sınırlamalarından kurtulsun. Evet. Sınırdan kurtulsun. Hadden kurtulsun. Hapisten kurtulsun. Zindandan kurtulsun. O yüzden bak, zindanı hisseden kimdir? Ruhtur. Dünyanın bir zindan olduğunu bilen kimdir? Ruhtur. Yoksa dünya dediğin zaman ceset için sınırsız bir yer ya. Yani hani gene sınır büyüklük var olarak, ama ya, gayet yeterli yani. Yani hayır, milyonlarca sene sen yol alsan bu kainatın sınırlarının dışına çıkamazsın yani. Tabii canım. Kainat diyorsun. Yani galaksiler, malaksiler. Oo. Yani. Yani beşeri anlamda bakacak olsan bu dünyayı yemeyle bitiremezsin. Yok, mümkün değil. O zaman peki sınırı hisseden, eksikliği hisseden, yetmesliği hisseden kim? Ruh. Burayla ilgili şöyle bir şey canlanıyor zihnimde. Hani düşünsenize, böyle bir kapı var, tamam mı? O kapıdan içeri girenlere üstad veya işte kimse, yani o han şey sahibi, mekan sahibi uygun şekilde yönlendiriyor, tamam mı? İşte bir tane bitki geliyor, diyor bak işte şey burada, toprak burada, ışık burada falan, sen burada, tamam, senin işin çözüldü. İşte bir tane hayvan geliyor, diyor ki işte bak hani senin hayvani ihtiyaçlarının tüm karşılıkları burada, burada, burada falan. Beşer geliyor, onunkiler burada, burada falan. Ruh geldiği zaman ona diyor ki hayyal kayyum. Yani çok enteresan değil mi? Sekizinci söz, işte dünya, içindeki ruhu insani, zindan falan denklemi, tanımı da öyle yaptı. Karşılığında da hayyal kayyumu koydu direkt. Yani diğer her şeye, işte siz yiyecekler burada, içecekler burada. Ha, sen ruh musun? O zaman sana vereceğim şey bu. Hayyal kayyum. Değil mi? Evet. Yani din. Yani din. Din diyor burada. Çünkü altında ne diyor? İnne dinne dine indallahil İslam. Allah'ın dinine din İslam'dır. Yani ne demek Allah'ın dinine din İslam'dır? Senin ruhunun sükunet bulacağı şey, selamette olacağı şey İslam'dır. İslam zaten kelime karşılığı da selamet olması, selim bir ruhun ihtiyacını karşılaması açısındandır. Yani Allah'ın katındaki din eziyet değildir.
bir nasıl diyelim, kurallar bütünü değildir. Falan. Sınırlama değildir. Sınırlama değildir. Zorlaştırma değildir. Selamettir. Neye selamettir? Demek ki ruha. Ruha selamettir. Eğer demek ki bizim inandığımız din veya tabi olduğumuz, takip ettiğimiz din ruhumuza selamet vermiyorsa yanlış yerdeyiz. Evet. Yanlış bir dini takip ediyoruz. Evet, kesinlikle. Ruhumuz selamet bulmuyorsa o dinden orada bir yanlış. Orada bir yanlışlık var. Demek ki Allah'ın dininde, dinine tabi değiliz. Kullanma kılavuzuna bir daha bakmak lazım. Bakmak lazım, evet. Dini, ve de gerçekten dini tarif ettiği zaman, gel çok ilginç, şuraya gelecek. Ne alakası var diyeceksin dinle bu işin ya? Diyelim abi. Ya gerçekten baktığın zaman okuyacaksın, hikaye anlatacak. Kuyunun içine girmiş, bilmem ne yapmış, etrafında ağaçlar, siyah beyaz. Bir masal anlatmaya başlayacak. Ya bunun dinle ne alakası var diyorsun. Hatta bizim din dediğimiz zaman namaz, oruç, zekat... Yani bunlar. Evet. Değil mi? Yani bir kişinin... Şunu yeme, şunu yapma, şunu giyme, şunu faiz alma, bilmem ne yapma. Din bu. Şunu ye, bunu yeme, şunu yap. Burada yani... bununla ilgili hiçbir şey bahsetmiyor. Bu Said Nursi'nin dini farklı bir din mi? Evet. Ne yapabiliyor? Ne anlatıyor bu gerçekten ya? Çok ilginç ama. Doğru. Geçen de namazı anlatmıştı. Çok farklı anlatıyor şimdi. Şimdi burada din anlatıyor. 8. sözde din eksenli, dinin mahiyetini anlatıyor burada. İnsan ruhunun mahiyetinin karşılığında dinin mahiyeti ve bu iki unsurun birbirine denk gelmesini anlatıyorlar. Bak, eğer bir nur talebesi olarak din nedir sorusuna işte kurallar, emirler ve yasaklar bütünüdür ve ritüeller bütünüdür falan diyecek olursak demek ki yandık. Evet. Said Nursi öyle demiyor. Bu 8. sözü, şöyle bir adım geriden bu bakışla bakalım. 8. söz, dinin ne olduğunu anlatan bir bahistir. Direkt kuyudan, bilmem ne, bu hikayelerin hiçbir tarafı... Nizama tabi olmak var bir tek. Orası evet, asıl çözü çözen, var. Çözen orası yani din meselesini. Ama böyle yani ilmihal değil, bir şey değil falan yani. Standart bir, yoldan geçen birini tutsanız yapacağı din tanımıyla bunun hiç alakası yok. Evet. Yok, yok. O zaman... Biraz şimdi artık hikayeye okuyalım. Girelim. Evet. Başlıyoruz. Başla. Bunlar girizgahtı yani. Şimdi meseleye gireceğiz. Ama güzel oldu. Evet. Eski zamanda iki kardeş uzun bir seyahate beraber gidiyorlar. Baş kısmı da okusaydın. Olur. Hı. Şu dünya, geçen at okuduk diye ben kurtarmaya çalıştım oradan. Şu dünya ve şu dünya içindeki ruhu insani ve insanda dinin mahiyet ve kıymetlerini ve eğer dini hak olmazsa dünya bir zindan olması ve dinsiz insan en bedbaht mahluk olduğunu. Hmm. Yani zaten eğer din zindandan kurtarıyorsa ruhu, dinsiz olunca da bedbaht durumuna düşmesi çok normal. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi topluma baktığımız zaman ulan ne kadar dindar var, hepsi eziyeti o çekiyor. Tabii. Yani en bedbaht mahluk kimdir dersen, ya sana Suriye'ye... Müslümanlardır yazık. Evet, öyle gözüküyor. Evet. Yani dünya zindan falan değil gayrimüslimler için. Evet. Görünüşe göre. Görünüşe göre. Zahide öyle. Yani dış görünüşe baktığımız zaman Müslümanlar eziyet içerisinde, zindan içerisinde. Hayat onlar için bir zindan. Evet. Ama o tarafa baktığımız zaman şimdi yer, dinin yeri mi değişti? Evet. Ve şu alemin tılsımını açan, ruhu beşeriyi zulümattan kurtaran... Yukarıda ruhu insani demişti. Burada ruhu beşeri diyor. Evet. Ruhu beşeriyi zulümattan kurtaran ya Allah... Şimdi insanda ruhun mahiyeti diyor. Ruhu insani ve insanda dinin mahiyeti dedi. Hı hı. Dinin mahiyeti dedi. Şimdi ruhu beşer, zulümatı çeken ruhu beşer, onu ruhu beşerden, beşeri zulümattan kurtarıp insan boyutuna getirecek olan din. Peki. Evet. Ruhu beşeriyi zulümattan kurtaran ya Allah ve la ilahe illallah olduğunu anlamak istersen şu temsili hikayeciye bak, dinle. Ne anlayacakmışız? Üf. Çok şeyler. Bir tanesi ya Allah ve la ilahe illallah kelimesi, bu kelime ya Allah içini doldur. La ilahe illallah seni zulümattan kurtarıyormuş diyor. Dünya zindanından bu kurtaracak seni. Bu bakalım. Bir iddia şimdi. Bakalım böyle nasıl. Böyle bir iddia. Evet. Eski zamanda bu senin dediğin şeyi de getiriyor. Yani
dünyanın her tarafında bir sürü sıkıntı, zahiren zindan gibi bir durumda olan Müslümanlar ya Allah ve la ilahe illallah'ı anlarlarsa veya işte ya anlarsak direkt dünya zulümatından kurtulmuş oluyoruz. Böyle bir iddia var. Evet. Şey gibi işte bu kavanoz balı içerseniz bütün hastalıklarınızdan kurtulursunuz falan gibi bir şey. Evet. Eski zamanda... Bir de şöyle düşünelim şimdi söyleyeyim. Başlayamadım. Bu Müslümanların yaşadıkları ızdırapları, çileleri, bilmem neleri. Batı biraz yaşamış olsaydı ki 2. Dünya Savaşı'nda onu gördük. Ne olurdu? Bayağı yaygara ederlerdi herhalde. Kaldırabilirler miydi? Yani teselli bulabilirler miydi? Evet, şöyle bir karşılaştırma yapabiliriz. Mesela Suriye'nin veya hani Müslümanların sıkıntı çektiği, zulüm gördüğü coğrafyalardaki Müslümanlarla yapılan röportajları falan gözünüzün önüne getirin. Ben hatırlıyorum mesela Suriyeli çocuklar, Allah birdir, o bunları görüyor falan falan gibi şeyler söylüyorlar. Aynısı Batı'da olsa, aynısını birebir copy paste. Yok mesela bir Batı'da bir yerde bir bomba atılıyor, bir silahlı şey oluyor. İnsanların ona verdiği tepkilerle... Evet evet işte evet. Benzerini demeye çalışıyorum. Hmm. Bir mikrofon uzatsanız nasıl tepki alırdınız? Alırdık, evet. Alınır. Alınır. Bakmak lazım. Evet. Yani o... Çok memnun olmayacaklarını tahmin edebiliriz tabii ki çok rahat. Hmm. Bildiğimiz kadarıyla. Ama birinin tesellisi var, birinin tesellisi yok işte. Batı demeyeyim de yani burada Batı'da inançsız insanla evet. İnançlı insan arasındaki tepkiyi ölçmek lazım. Doğru, evet. Öyle diyelim. Eski zamanda iki kardeş uzun bir seyahate beraber gidiyorlar. Gitgide ta yol ikileşti. O iki yol başında ciddi bir adamı gördüler. Ondan sordular. Hangi yol iyidir? O dahi onlara dedi ki, sağ yolda kanun ve nizama tebaiyet mecburiyeti vardır. Fakat o külfet içinde bir emniyet ve saadet vardır. Bu kısma ben bayılıyorum. Sol yolda ise serbestiyet ve hürriyet vardır. Fakat o serbestiyet içinde bir tehlike ve şekavet vardır. Şimdi intihaptaki ihtiyar sizdedir. Burasını duralım burada. Çok müthiş. Kesinlikle hangisinin iyi olduğunu söylemiyor. Sen evet. Seçeceksin diyor. Ben sana sadece o yolların hakikatini söyleyeceğim. Sen seçeceksin. Doğru değil mi? Şimdi bir de... Doğru mu değil mi? Doğru. Doğru. Çünkü hangi yolun iyi olduğunu soruyorlar ve adam bu soruyu cevapsız bırakıyor. Evet. Şimdi iki kardeş var. Evet, iki kardeş var. İki kardeş var. Bunlar kardeş. Doğru. Aynı dünyada yaşıyoruz. Aynı hayatı paylaşıyoruz. Aynı havayı teneffüs ediyoruz. Aynı güneşin altında ısınıyoruz. Aynı metabolizmaya sahibiz. Aynı metabolizmaya sahibiz. Ama bu içsel olarak da baktığın zaman biri nefis, biri kalp olarak düşündüğün zaman aynı bedenin sahibiyiz de diyebiliriz. Gitgide ta yol ikileşti. Yol ikileşiyor. Her halükarda ikileşiyor. Herkes için ikileşiyor. Çünkü çocukken cennettesin. Bir sıkıntın yok. Ama belli bir yaşa geldiğin zaman mutsuzluk diye, değil mi? Mutsuzluk, huzursuzluk, arzularına ulaşamamak, sıkıntılar bir şey. Nefis yani. Denen bir şey senin dünyana tık giriyor. İşte bütün problemler oradan sonra al başına başlıyor. Belayı. Evet, oradan sonra başlıyor. Benim demeye başlıyorsun. Anlatabiliyor muyum? Evet. Benim kendi sınırlarını çizmeye başlıyorsun. Başkasının sınırlarını görmeye başlıyorsun. Yani ister istemez bir cenderenin içine giriyorsun. Sana nefis denen bir yandan seni sonsuzluğa ulaştıracak, bir yönüyle de seni zindana boğacak bir şeyle tanışıyorsun. Burada nefis mi vardır diyorsun sen? Yani şu anda bu tercih meselesinin özünde nefis mi çıktı karşımıza? Nedir ya? Niye nefis söyledin sen şimdi? Evet. İki insan var ya iki insan. İkilemi her zaman yaşıyoruz. Tercih yapmak zorunda kalıyoruz. Yani çocuk tercih yapmaz. Yani tercihleri ikileştiren şey nefis. Evet. Şimdi oldu. Çünkü... Niye? Çünkü çok özür dileyerek araya gireyim. Evet. Farklılığı oluşturan şey perspektiftir. Evet. Farklı perspektifi oluşturan şey de hani öyle tabir edeyim personalite denilen şey var ya. Bir bakış açısı böyledir, bir bakış açısı böyledir. Birine göre bu iyidir, birine göre bu iyidir. Dolayısıyla mesela burada da iki örnek gelecek ya. Bir tanesi hakikat nazarında veya işte hani ruh için iyi, bir tanesi nefis için iyi.
Artık bunlar iki tercihe dönüşüp çarpışmaya başlıyorlar. Çok evet. enteresan bir şey. Yani dolayısıyla senin önüne ister istemez belli bir zamandan sonra bir tercih yapma şeyi geliyor. Zorunluluğu geliyor. Tercih yapmak zorundasın. Çünkü içinde bir başka perspektif daha var artık. Çünkü evet yani yemek var önünde, yemek yiyebilirsin de yemeyebilirsin de. Karnın açsa ya aç kalıp acı çekeceksin ya yiyeceksin. Yani bir tercih var. Tercih yapıyorsun artık. Hem de bilinçli bir tercih yapıyorsun. Ve bu tercih aslında hayatı algılamayla alakalı bir tercih. Nasıl bir dünyada yaşamak istiyorsun tercihidir. Ve bu tercihi herkes yapıyor. Her şeyin, düşünsene, akşam yattın ve sabah ne olacağı belli değil. Güneş doğacak mı, doğmayacak mı? Tabii. İnsanların bedenleri olacak mı, olmayacak mı? Tabii. Bitkiler olacak mı, olmayacak mı? Kaotik bir, ne olduğu belli olmayan, yani affedersin atom altı alemlerindeki fiziksel bir şey gibi, tamam mı? Tabii. İhtimal uzaylarından birinin mümkün olması gibi. Yani hangi türlü bir sonsuz ihtimal uzayı içerisinde birinin öyle tesadüfen ortaya çıkacağı bir tabii. zeminde, kaypak bir zeminde yaşadığını düşün. Atom altı alemlerdeki gibi. Tabii canım. Ne demek bu? Hiçbir şey demek değil. Kaos. Kaos. İşte kaos, kaotik bir hayat mı yaşamak istiyorsun? Her şey yerli yerinde, her şey düzenli, her şey intizamlı bir ne olduğu belli olan bir dünyada mı yaşamak istiyorsun? Hani sen belki biraz anlaşılması zor bir örnekle girdin belki ama bu şunu demek istedin sanıyorum. Yani bir yaratıcının var ettiği ve yönettiği bir kainatı algılamak ve orada yaşamak mı? Her ne varsa bu başlık altında. Sizi terbiye etmesi, beslemesi falan falan gibi daha önce konuştuklarımız. Veyahut tamamen kaotik, tamamen sahipsiz, rastgele random olan bir şeyde yaşamak mı? Bütün tercihlerimiz en başta en azından buradan başlıyor. Tabii insan bir yolda giderken bir sürü diyelim teröristin olduğu, bilmem haydutun olduğu. Haydutların olduğu veya işte hayvanların, vahşi hayvanların olduğu bir yerden mi gitmek ister? Yoksa nizam intizamın olduğu. Ha, yine güzel, manzarası da olan ama belli bir emniyet içerisine gidebileceği, rahat edebileceği bir yerde mi gitmek ister? Tercih sana kalmış bir şey. Macera istersin de ne kadar macera olur? Veya bunun sana etkisi ne olur? Evet. Burada önemli. Burada insan, şunu demek istiyorum. Yani insan tercih yapmak zorunda bırakılan bir mahluktur. Evet. Evet. Tercih yapmak zorunda olan biridir. Ve bu tercih onun gelecek hayatını tamamıyla etkiler. Nasıl bir dünyada yaşayacağına insan kendisi karar veriyor. Aynen öyle. Nasıl bir dünyada yaşayacağız? Böyle mi böyle mi? Ve gerçekten nasıl bir, burası çok önemli, nasıl bir dünya istiyorsan öyle dünya veriliyor sana. Tercihini kendin yap. Benim için vurucu olan tarafı yine bu holografik bakışta çok öncelerde konuştuğumuz insan nedir sorusunun cevabını hayli kazdığımızda karşımıza çıkan insan tercihleridir idi. Burada da benzeri bir şey çıkıyor karşımıza. Bakın Said Nursi aynı güzergahtan ilerliyor. Buradaki adam da, o ciddi adam da tercihe karışmıyor ve hatta onları tercihe yönlendiriyor. Bak çok güzel oldu. Hani din bir nasihattır meselesi de çok güzel oldu. Niye? Diyor ki kendin bir hakikati bulursun ama karşına dersin ki sana iki yol. Aha bu, aha bu. İstediğini tercih et. Zaten hakikati bulan insan o iki yolu görebilir. Hakikati bulmayan insan sana bir şey söyleyemez ki. Evet. Ne söyleyecek ki sana? Yolun iki olduğunu fark et. Yolun iki olduğunu söyleyemez. Evet. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla o orada duran İnsanın mahiyeti de çok önemli. Ama onu başka bir derse bırakalım inşallah. Bayağı geç oldu. Efendim, tercih edin, insaniyetinizle kalın. Hoşça kalın, Allah'la kalın.